Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bir süredir vücudundaki ödemler nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki Kemal Unakıtan, bu sabah Acıbadem Maslak Hastanesi'nde hayatını kaybetti. AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve 3 dönem Maliye Bakanlığı yapan Edirneli Unakıtan'la ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Unakıtan'ın cenazesinin yarın öğlen namazını müteakip Süleymaniye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Süleymaniye Külliyesi'nde toprağa verileceğini açıkladı. Maliye Bakanlığı döneminde Edirne'ye önemli kazanımlar sağlayan ve bilhassa organize sanayi bölgesinin borçlarını ödeyerek hayat bulmasını sağlayan Unakıtan, İl Özel İdaresi'ne ödenek dışı gönderdiği yardımlarla kırsal kalkınma projesinin uygulanmasına büyük yarar sağlamıştı. Maliye Bakanlığı dönemlerinde birçok kez televizyonumuzda programlara katılarak Edirnelilere seslenen Unakıtan, böbrek yetmezliği nedeniyle ameliyat olup dünürünün böbreği ile sağlığına kavuşmuştu. Son olarak kardeşi Cemal Unakıtan'ın cenaze töreni için Edirne'ye gelen Kemal Unakıtan, burada da dostları ve partilileriyle sohbet etmeyi ihmal etmemişti. İstanbul Süleymaniye Camii'nde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Süleymaniye Külliyesi'nde toprağa verilecek olan Kemal Unakıtan'ın cenazesine katılmak isteyen basın mensupları için Edirne Valiliği yarın sabah saat 8'de belediye binası önünden araç kaldıracak. Edirne Televizyonu olarak merhum Kemal Unakıtan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, çalışma arkadaşlarına ve partililerine başsağlığı diliyoruz. Geçen hafta Ankara ziyaretimizde zatenizi mecliste ziyaret etmiştik ve sizler gen soru verildiği, gen soru oylamasının yapıldığı bir sırada Edirne televizyonu kameralarına röportaj verdiniz. Bu Edirne'ye verdiğiniz önemin bir göstergesi olarak kabul ediyoruz bunu. Evet. O bakımdan şükranlarımızı sunuyoruz Evet. efendim. Rica ederim. Sizin tabii ayrıcalığınız var. Ben orada hakikaten dediğiniz gibi en kritik andaydı. Ama sizin Edirne televizyonu olmanız her şeyi değiştirdi. Dolayısıyla yalnız o gün size konuştum. Ben başka kimseye de konuşmadım. Oradan sonra da başbakanın yanına gidecektim. Ama o arada Edirneliler geldi, Edirne televizyonu geldi olunca her şey değişiyor tabii. Sağ olun.